İşte buyurun, burası kulis. Şöyle geçin, hazırlığınızı yapın. Ben birazdan gelip alacağım sizi kulisten. İsterken biz buradan başka bir yere geçeceğiz herhalde. Gürkan, ha? Burası resmen komünlük oğlum. Yok dayı oğlum. Komünlük değil de böyle depo gibi bir yer. Ella. Ya ne deposu Gürkan Allah aşkına ya. Şunu görmüyor mu oğlum? Oğlum bu bildiğin senin nacak lan. Ya nacak oğlum bu bildiğin nacak ya. Ya yok oğlum. Baksana kullanılmayan eşyalar var işte ya. Depo depo. Kaç. La bu pis su gider ya. Arkadaşım birazcık daha dikkatli olursak aşağıda insan var insan. Ya Gürkan ya Allah aşkına şunlara bak. Lahzi molozu pisliğe bak ya şişelere bak Allah aşkına ya. Ananı avradını o ne la. Ne lan o? Oğlum bildiğin kedi ölüsü la bu. Koku buradan geliyormuş. Oğlum o nasıl parçalanmış lan? Artık nasıl fare varsa burada Gürkan. Ne faresi lan? Ne faresi lan? Korkutma lan beni. Allah Allah ben şu an burada bulunmaktan ne kadar mutluyum anlatamam yani teyze oğlum. Allah Allah oğlum biraz sabredeceksin. Az katlanacaksın. Ne yapalım? Bugün senin Tarkan dediğin adam düğün şarkıcılığından gelme oğlum. Harbi mi lan? Harbi tabii oğlum ne zannettin? O da bizim gibi başladı işte böyle. Ondan sonra bir iki tane yağlı düğün tutturdu. Efendime söyleyeyim kaşları aldırdı, göbeği eritti. Ha sen ama gösler. Her şeyin bir sırası var oğlum. Neyse biz az daha sabredelim de ismimizi piyasaya iyice bir yerleştirelim. Sonra seni çok aşağılarız. Göbeği erittikten sonra sen bize verilen külisi gör. Ne var la benim başımda? Hı? Sen hala orada mısın Gürkan ya? Bak ne güzel söylüyorsun işte oğlum kendi ağzından. Kaşımda diyorum. Normalde ondan iki tane olması lazım. Arada boşluk var. La bebe sen şu sıfatına baktın mı la aynada? He? Ben senin dişleri laf ediyor mu? Ata ağızlı.
Allah Allah. Ne varmış da benim dişimde bebe. O şey olur mu? Aha buraya köprü yaptıracağım. Karşı tarafına da yaptırdıktan sonra. Olacak yani o sen. Ön tarafları bırak. Ondan sonra o benim kendi doğallığım yani. Tarkan da ilk çıktığı zamanlar böyleydi. Öyle bakma şimdi. Bir de kömürlük değil diyor ya. La velet buraya bağladı ya la bisikleti. Salih. Ne oluyor oğlum? Kız gibi adamsın ha. Ne canını sıkıyorsun lan? Ya ne sıkıyor ne var mı teyze oğlu Allah aşkına ya. Kömürlük oğlum burası resmen ya. Sinirin bozuldu. İnsanız la biz de. Bugün senin Ferhat Güzel dediğin adam gecede 20.000 lira para alıyor oğlum. Azıcık alttan aldık. Herif yukarıdan aşağı tepemize diyor ya. Geçecek dayı oğlum. Geçecek. Güzel günler gelecek. Sen demedin mi oğlum bana Tarkan da düğün şarkıcısıydı diye. Atlatacağız geçecek. Atlatacağız değil mi teyze oğlu? Atlatacağız. Beraber. Ferhat Güzel 20.000 lira alıyor mu lan? Alıyor tabii oğlum. Kim dedi? Ya Serkan yok mu senin bu klarnetçi usta? Ferhat Göçer'dir lan. Ya gel kızım ya. Ya gel kızım kim görecek ya? Ha, pardon birader dolu mu bura? Ne lan biz varız. Ne yapıyorsunuz burada? Birazdan bir performans sergileyeceğiz de ona hazırlanıyoruz. Tam aletlerimizi çıkarıyorduk siz geldiniz. Abi neler diyorsunuz ya? Kafamda canlandırmaya çalışıyorum canlandıramıyorum bile. O kadar şekilsiz biçimsiz bir şey ki bu. Ya hiç mi video yok sizde? Sonra lan. Çalışmak ayıp mı? Ha bir de para için. Ya ne olacaktı? Zevk için bu kokusuna katlanır mı? Değil mi ya? Sizde bir de o problem var. Aşkım gel gidelim korkuyorum ya. Bir dakika bir dakika. Sizin ne işiniz var la burada bebe? Burası bizim kulisimiz. Ayıp ediyorsunuz abi ha korkuttunuz kızı. Bir de mekanda isim takmışlar kulis diye. Gel bebeğim biz gidelim. Belki sinemada boş bir seans buluruz. Biz Nihat abiyle bir daha konuşalım. Bu böyle olmaz. Zaten adam gibi de iş paslayamıyor bize. Ya bana Nihat deyip adamın akşam akşam hesabını bozma Gürkan! Ne bağırıyorsun ha? Ne bağırıyorsun? Oğlum manyak mısın da bakacak? Şişt! Ya Gürkan bırak Allah aşkına ne kokacak adam burada sabahtan beri kafamıza diye bir şey olmuyor. Ben buraya yaşamışım çok mu lan? Harbiden lan. Ne oldu lan açtın hemen fermuarı? Mantıklı geldi amına. Bana böyle mantık şeylerle geldin mi gurur yapmam biliyorsun. Bebeğim ne yapayım ben teybi? Hayır teybi komple verse tamam. Bir tek kafasını uzatıyor maymun. Ne bileyim abicim araba bu. Arabadan başka ne alınır ki? Canın. Gel. Kapat sen de kapıyı kapat. Kapat. Bırak onu. Korktun mu? Korkma.
Hoppa. Hadi konuş. Bak kessek seni burada kimsenin ruhu duymaz. Hadi konuş. Patronu daha fazla kızdırmayalım. Delikanlı mısınız lan siz? Patronunuz kim lan sizin? Konuşacaksın lan. Sike, sike söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim abicim? Mevzuyu bilmiyorum daha. Neyi söyleyeceğim ya? Siz kimsiniz? Neredeyiz? Beni niye kaçırdınız? Ne oluyor ya? Ya ben kendi halinde bir banka güvenlik memuruyum abi. Gözünü seveyim bırakın beni ya. Söylemiyorum ulan. Söylemiyorum işte. Bilsem de söylemiyorum anasını satayım. Hak var hukuk var bu memlekette be. Söylemeyeceğim ulan. Söylemiyorum işte. Lan. Ne yaptın? Hı? Ne yaptın? Tepemin tasını attırdı abi, ne yapayım? Senin problemin ne biliyor musun? Sen duracağın yeri bilmiyorsun. Finale kadar çok güzel gidiyorsun ama bir yerden sonra senin sigortalar atıyor, çıkartıyorsun belinden silah, insanları öldürüyorsun. Bu böyle olmaz bebeğim. Biraz sabret. Öğreneceğiz abi, zamanla. Allah inanıyorum abi. Tamam da bebeğim, bu hafta öldürdüğün 7. banka güvenlik görevlisi. Hayır, millet kıllanmaya başlayacak. Neyse, kimse duymamıştır inşallah. Nasıl bir yere getirdin sen beni böyle? Nasıl bir yer? Kömürlük müdür? Nedir burası böyle? Ay canım. Siktir. Kedi mi o? Kedi abi. Siz kimsiniz bebeğim? Abi, biz birazdan performans sergileyecektik. Onu hazırlığını yapıyorduk. Ya ne performansı? Gürkan adamların performansını görmedik mi? Bebeğim siz dönün bakayım bana doğru. Dönün, dönün. Dönün lan! Ha, o ne be böyle? O şey abi yani, bizde ulan yani sendekinden farklı bir şey değil abi yani. Yani muhtelif isimlere sahiptir kendisi. Yani Faraza, Billük gibi, Çük gibi, Pipi gibi. Abi bamya da bamya olsun, Allah belanı versin ya. Sen nereye bakıyorsun la bebe? Gözüm kaymış. Gözüm kaymış diyecektin Ellan. Ya sikik. İki tane adam bakıyor, bir şey demiyorsun. Kuzeyime dilim pabuç gibi. Ya hala bakıyor ya, manyak mısın oğlum sen? Önüne baksan adamları silahı var, görmedin mi? Kesin bakayım. Siz ne geveze şeymişsiniz böyle. Siz öyle götü başı açık ne ayaksınız lan? Şişt, tamam. Sus, duymak istemiyorum. Kapat mevzuyu. Abiciğim vallahi göründüğü gibi değil yani. Biz buraya hacetleniyorum. Adam duymak istemiyorum demedi mi lan? Ha? Duymak istemiyorum demedi mi? Daha ne konuşuyorsunuz lan? Adam yerine koymuyor musun lan sen bizi? Az önce ne konuştuk biz? Hı? Az önce ne konuştuk biz? Abi vallahi silah boştu bak ha. Ben nasıl oldu anlamadım. Kaldır şunları, kaldır. Bunlar bayılmış herhalde, kaldır. Önce birkaç damla yağ gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Benim miydi bu düğün? Çıkırdım, sendeledim. Bacaklarım çözüldü.
Harcamasaydım bütün kurşunları şimdi birer tane sıkardık olur biterdi. Nasıl geberteceğiz biz bu herifleri? Abi, kurşun bitti ama silah duruyor. Hı? Ben bunun işimi böyle alırım abi. Hı? Ben de burayı yerleştiririm abi. Bunu buradan böyle vura, 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 vura. Beynini çıkartırım abi. Senin içinde feci şekilde şiddet duygusu birikmiş bebeğim. Öyle olmaz. Üstün başın kirlenir, etraf kanrevan olur. Bak ne diyorum biliyor musun? Bir tane leğen bulalım, içine su dolduralım. Bunların kafasını basalım, gülü gülü gülü. Hem üstümüz de kirlenmez. Kolay gelsin ustam, yendiniz mi? Abi babam darlayıp duruyor ya, gelsin alet edevatlığını kursun diyorlar. Bir zahmet artık, millet de hazırlandı. Tamam birader, sen çık biz geliyoruz. Tamam. Hadi. Kim bekliyor lan sizi? Alet edevat nedir? Duymuyorum. Duymuyorum. Abiciğim biz arkadaşın söylediği gibi performans sergileriz sadece abi. Çıkarız düğünlerde organizasyonda şarkı söküp falan söyleriz abiciğim. Şerefsiz. Nihat abinden bahsediyorum lan. Oğlum bari sünnet düğünü olduğunu söyleseydi lan. Hak et ya teyze oğlu. Bu bardağı da şansonla mı oldu değil mi? Ya. Toprağım biz bu kulisteki adam ne yapacağız ya? Ya şuna kilis deme ya. Adamın asabını bozuyorsun kilis kilis diye. Demedim mi deme, demedim. Bir demdir, gelir geçer. Duyamazsın, demedim mi? Demedim mi ya? Demedim mi? Söylemedim mi? Şimdi bunları birileri bekliyorsa, az sonra tekrar gelecekler. Bunları ölü bulacaklar. Bu yerdekini ölü bulacaklar. Az önce gelen Dombili de bizi gördü. Abi sen yol ver. Ben bunların hepsini öldüreyim abi. Şöyle büyükçe bir leğen bulayım. Sokayım kafalarına. Hepsini yüzdürelim diyorsun. Abicim güzel abicim olur mu hiç ya siz? Ne yaptığınızın farkında mısınız abicim? Bu kodaman düğünü. Dışarıda bir sürü polis var görmediniz mi abi? Siz anında etselerler. İsterseniz abicim şöyle bir şey yapalım. Siz bu rahmetliyi bize bırakın abi. Biz bunu kaldıralım. Teyze oğluyla beraber çıkalım abi. Sahnemizi sergileyelim abi. Şarkımızı, türkümüzü söyleyelim. Sonra biz bunu hallederiz abi. Nedir yani? Hem sizin ikiniz koydunmuş olur. Ha? Beğendim. Çöz. Çöz. Ben sana bak. Eşeğsizim. Bana bakın. Siz bizi görmediniz. Biz sizi görmedik. Allah! Tamam. Bu mefta kimin? Ha? Rekilin diyorlar. Oğlum süz geçe çevirdi ya lan bu manyak ya. Ulan süz. Bizim abi aramızda bir anlaşmazlık oldu. Sinirlerin bize hakim olamadık. Silahlar konuştu abi. Aslında arkadaş böyle bir ölümü hak etmemişti ama ne yaparsın işte abi. Kader. Olur. Ne diyorlar? Ben hallediyorum sen rahat ol. O zaman eve dolmuş da gidemeyiz teyze oğlu. Adamı nasıl bindireceğiz ya dolmuşa? Ne diyeceğiz? Lan saçma la bunun içinde. Biz ne yiyeceğiz? Ellerimde çiçekler, kabında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalıkta bırakma. Haydi hep beraber. Ellerimde çiçekler. Şimdi sen arkandaki salağa durumu anlat, tamam mı? Gidin söyleyin şarkınızı, türkünüzü. Sonra gelin bu ölüyü buradan kaldırın. Ne yapıyorsanız yapın, tamam mı? Ben birer kimlik alayım.
Kimlik yok ama abi ehliyet olur mu? Olur. Buyurun abicim. Bu ne bebeğin? Öğrenci kimliği abi. Bebeğin başka kimlik yok mu? Yok. Yok abi. Ben böyle rezillik görmedim. Hakikaten görmedim. Of. Yürü apaç, gidiyoruz. Sana ne oldu? Az evvel uyumasaydın da duysaydın. Ödüm patladı Azim Bey. Ya ben de kötü kötü rüyalar gördüm. Bak başımıza gelecek varmış. Teyze oğlum Allah aşkına ya. Sen burada baygınken bile rüya mı olurdun? Dayımgille uğraşıp durdum. Bizim bir miras olayı var da. Annemgile büyük haksızlık ettiler. Dedemgilin suçu daha çok ama. Ya biz bu adamı ne yapacağız? Burada bırak gitsek ne olur Toprak? Adamlar geri geri kontrol mü edecek? Bravo ya teyzeoğlu. Aklına bin yaşa. Zaten buradaki herkes böyle kör öküz. Yani gözleri bağlı böyle. Değil mi? Hiç sahneye çıkmadı. Bunların hiç birisi bizi görmedi. La oğlum manyak mısın sen ya? Halayı görmedin mi ya? Yunus abi bizi kanmazlar oğlum. Ana. Lan bunun da içinde taş var oğlum. Bugün yine bana ağlamak düşer. Deli gibi döne döne savrulmak düşer. Bugün yine bana zırlamak düşer. Zır 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 zır. Bugün yine bana ağlamak düşer. Biz bu adamı ne yapacağız? Biz bu adamı şey yapacağız. Biz... Teyze oğlum sen bunları kenara. Biz bu adamı alalım, fotoğrafı bir yere kaldıralım, üstünü örtelim. Sahnemize çıktıktan sonra düşünürüz artık ha. Tamam. Lan iyi. Ben bunu çağır teyze oğlum. Allah sana kolaylık versin. Şşş. Dayı oğlum. Lan, daldın hayırdır? Yok bir şey ya Gürkan. Tut şunun ucundan. Hop! Oğlum böyle hala arıyorum ben. O gün dolu yüzde. Alo. Ümit abi nasılsın? İyidir be abi ne olsun işte. Tut. Bu kadar uzun sürer mi hiç gitmişlerdir kızım? Çalışmaca be abi. Gecemiz gündüzümüz yok şerefsizim. Bugün mü? Abi bugün sabaha kadar sürer abi bizim işimiz. Bugün mümkünatı yok abi. Teyzemin evladı. Bu işi bizim başımıza kim serdi? O temizleyecek. Götürelim Nihat abi, o düşünsün ya. Nihat abi diyorsun yani. Aynen öyle. Biz çıkalım sahnemizi yapalım, bitirelim. Ork kendi kendine çalıyor oğlum. Diz taktım içine. Bir yaşıma daha girdim ya. Hayret bir şey arkadaş ya. Demek böyle dert çektiler. Sizin de sakallar gitti ha. Allah Allah. Nihat abi. Biz sana olan biten her şeyi anlattık. Sen sadece bunu mu merak ediyorsun ya? Abi Nihat abicim Allah aşkına ya. Adamlar bizi leğenle boğacaktı diyorum ya. Ya ne var oğlum leğende boğmakta ya? Çocukken benim de vardı leğenim. Bir tane de bebek vardı böyle sırt üstü yüzen. Kuruyordum, koyuyordum, lapada yüzüyordu. Tutuyordum, batırıyordum böyle boğayım diye. Boğulmuyordu. Bak belki plastikti ondan.
Abi, Nihat abi Allah aşkına ya şu konuya bir odaklansak. Ha? Canım abicim bak şu yanında oturan arkadaş var ya onun vücudunda nereden baksana 10 tane memnun var abi en az. Ya biz bu adamı aldık korsan taksiyle Güngören'den ta Beydüzü'ne kadar getirdik abi. Şimdi bu arkadaşı vuran adamlar senin yüzünden bize misalif oldular ya. Bir dakika, bir dakika. Niye oğlum ben sizi muhatap ediyormuşum? Ben size golülük pas verdim ya. Siz pası değerlendirin, golü atın. Ha siz vurmuşsunuz, taca gitmiş. Avuta gitmiş, kornere gitmiş. Hakem vermemiş ulan. Hakem vermediyse ben ne yapacağım lan? Futbol Federasyonu Başkanı mıyım ben? Ama abi. Ya Nihat abisi. Sen bizim dayak yediğimiz düğünü hatırlıyorsun değil mi? Kim? Ben sizi gönderdim. Siz dayak yediniz öyle mi? Evet. Evet. Üniversite gençliği dedin, bahar şenliği dedin. Gittik dayak yedik orada. Yalan. Kuyruklu yalan be, kuyruklu yalan. Kartları dağıttınız mı abi? Bak görüyorsun çok önemli. Yok sorun değil, Ufuk abi 25'i keser zaten, tamam. Hadi. Bizi hem zemin organizasyon gönderdi. Kim gönderdi? Nihat abi gönderdi, Nihat abi. Çalgıcı mısınız siz? Meclis ya. Arkadaş geldi, o gelir sizle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hangi ilahilere hakimsiniz? İlahi derken? Vallahi bende yok. Vallahi ben Sübhaneke'yi biliyorum ama onu... İlahi olarak kullanılıyor mu onu? Tam olarak bilemedim. Onu siz bana onu söylesek mi gerekir sonra onu yaparım ederim söylerim yani. Kesin. Nasıl yani mübarekler? Diyor ki ben diyor Sübhaneke'yi biliyorum diyor. Siz diyor bana makamı verin diyor. Ben buradan diyor Kel Kevser'e kadar giderim diyor. Hey ya. Adamlar da dalga geçeceğiz zannetmişler. Halbuki biz gerçekten bilmiyoruz ya. Belki ayıp mı? Desene teyze o. Vallahi ya Dufran. Ben o gün ne kadar yuttuydum ya. O da yalan. Göya semazenler de aynı gün başka yerde dayak yemişler. O da yalan. Ulan biz burada sema dönüyoruz. Siz orada içki içiyorsunuz. Hepinizin kafası iyi diyor. Çak, çut, ağız, burun giriyor bunları. Böyle döne döne mi abi? Bilmiyorum oğlum. Bilmediğim şeyi konuşmam. Yalanı sevmem. Kesin var ya böyle döne döne vurmuştur. Lan. Ne vuruyorsun lan? Bebe! Oğlum! Bak beni iyi dinle. Ben ortaokulda matematikçi bana tokat attı diye sayılara küstüm lan. Ne vuruyorsun oğlum adamın yanında bana? Ulan ya da abin utanmıyorsun bari bundan utan lan. Meftadan utan. Terbiyesiz! Ya. Sus! İç! Olmaz idare ediyorum ben sana. Ya Nihat abi Allah aşkına bak. Bu sefer dayak mayak yok abi. Ne dayak yok? Ne dayak yok lan? Bu Nihat abiniz bir dayak yedi. Var ya efsane oldum efsane. Aldılar beni ortaya. Vuruyorlar da vuruyorlar. Dövdüler babam dövdüler. Dinlemiyor ki abi. Bana mahalleden Yücel'in abisi Levent abi vardı da o geldi elinde sopayla. Dedi ki kim vurdu oğlum sana? Dedim kim vurduya gittim abi. Hepsine vur. Alayına vurmaya başladı. Dedim bu daha çok vurdu. Ona daha çok vuruyor. Gıcık olduklarımı söylüyorum. Vurdurtturuyorum da vurdurtturuyorum. Vurdurtturuyorum da vurdurtturuyorum. Ne oldu? Abi kusura bakma ya. Bir an elim ayağım boşaldı ya. Yok bir şey olmaz. Bizimkiler toparlar merak etme. Nerede kalmıştım ben? Vurdurtuyordun abi. Ne diyor lan bu? O ne diyecek abi, o ne dediğini bilmiyor. O ne diyor sen ya? Abi şey diyordun sen, araba diyordun, sopa diyordun. Ha, araba diyordum, araba diyordum, sopa diyordum işte. Araba karların içinde kalmış, sopayla lastiklerin önünü böyle eşeledim, arka lastiklerin önünü de eşeledim. Sonra vurdurttuk, çalıştırdık, yürüdük gittik. Yoksa Levent abiler yolda kalmışlardı ya. Allah Allah. Şimdi iyi güzel de teyze oğlu biz bu abiyi binaya nasıl sokacağız? Alt kattaki teyze illa kapıya çıkacak. Ya biz bu abiyi buraya niye getirdik ben onu henüz anlayamadım ya. Öyle en nihayetinde dayı oğlu korkarım ben.
Allah Allah. Ya benim odam yatacak demedim mi oğlum ben sana? Sen niye korkuyorsun? Ya sendeki cahil cesaret ha. Korkacak bu adam. Ölü oğlum en nihayetini. Sen mezarlıkta uyuyabilir misin? Aynı şey. Uyurum tabii oğlum. Niye uyumayayım? Daha önce uyumuştum, koruyormuştur yani. Ayrıca ben ölü olmasa korkarım oğlum. Yani hırlısı var, hırsızı var, sapığı var. Kendi ağzından söyle demişti oğlum. Ölü adam bana ne zararı dokunabilir ki Gürkan? Ya ben şimdiden korkuyorum oğlum. Tüylerim diken diken baksana. Şengül teyze kesin kapıya çıkacak. Ben biliyorum başıma geleceği ya. Ondan sonra soracak bu adam kim, niye sırtınıza bık 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 ötecek. Ya ben sana korkuyorum diyorum. Sen karanlıkta 5 kat yukarı çıkaralım diyorsun. Olmaz. Ya biri o an dışarı çıksa? Dayı oğlu. Girek ikimiz de adamın koluna. Çıkartalım yukarı. Bir yandan da söyleniriz. Bu kadar da içilmez ki be kardeşim. Hiçbir şey bilmiyorsan içmeyeceksin işte. Arkadaş. Tüm zıkkımın kökünü içsin inşallah. Niye içmiş bu kadar? Düğün ya. İçmiyor. Aa düğün? Kimin düğünü vardı? Ama bana öyle boş boş bakarsan anlar Gürkan. Hemen bir yalan bulup cevap vermen lazımdı. Allah'ım yarabbim ya. Azıcık tereddüt ettin çaktı mevzu işte Şengül teyze. Daha neler ya. Teyze, sen anladın mı abinin ölü olduğunu? Biz bunu bu şekilde çözemeyiz teyze oğlu. Yenge bir çeket verecekti lan. Ne oldu o iş? Arabayı alayamadık ki. Fırsat mı oldu? İnsan oğlu kendi fırsatını kendi yaratır teyze oğlu. Kime diyorum ya, kime diyorum şu ağzını sil salam. Kenarları sipsi yapmış ya. Hadi gençler. Sağ olun ya. Sağ olun. Açayım ben kapıyı, dur. Ha gayret gençler. Ha gayret. Gençler, şunu taşıyalım. Lahmacun ısmarlayacağım size, söz. Ya bu tabut gibi ağır şerefsizim ya. Arkadaşım eşi kasa da bunlar, o yüzden. Abi açılıyor dur bu, açalım yan taşıyalım. Abi açılıyor, bir açalım yan taşıyalım. Ukala bebe. Biz bilmiyoruz mu la bunu açıp yan taşımasını? Böyle yapıyorsak bir bildiğimiz var. Bizim kafamız basmıyor sanki. Arkadaşım eski kasa dedim ya. Lahmacun diyorum size ya. Hadi. Ha gayret gençler. Hadi. 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 Hadi gençler. Hadi bakalım. Hadi. Hop. Gençler. Siz de böyle biraz sıkıştırdık ama. Kusura bakmayın, bu çekyatın bizim için manevi değeri çok büyük. Yani bizim için bir vazo gibi bir şey yani. Değil mi Gürkan? Gençler, lahmacunlar bitsin, birer tane daha alın. Sağ ol abi, doyduk biz. Kesene bereket. Abi çekyatın üstüne oturmayıp ne yapıyorsunuz? Sen evdeki her eşyanın üzerine oturuyor musun lan? Televizyonun üzerine oturuyor musun mesela? Hayır abi, çekyat ya, ben o bakım ben de. Manevi değeri var dedik ya. Yadigar işte. Tarihi eser sayılır. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Benim rahmetli dedemle babaannem bunun üstünde yatmışlar. Babamın temel atma törenleri de bunun üstünde yapıldı muhtemelen. Ben şimdi nasıl yatayım onun üstünde? Ha? Nasıl oturayım? Tarihe, ceddine, özüne saygısızlık. Ya tamam teyze oğlu, sen de şey yapma artık, abartma. Gençler. Size şu lahmacunları alın, ev diyesiniz artık. Eyvallah. Eyvallah. Canımsın sen buna. Onurumsun, bu da senin. Geç bakalım. Ne oldu ya, cep telefonumuzu falan mı unuttunuz? Abiler. Bizim şu ücreti alsak. Ne ücreti lan? Lahmacun verdik ya. Ne lahmacunu ya? Sizden lahmacun isteyen mi oldu? Çocuklar, siz lahmacun istediniz mi? Ben köfteciyim. Ben kebapçıyım. Ben de şişçiyim. Nedir? Nereden buldun lan bunları? Arkadaşım. Biz sizi mahallenin gençlerisiniz yani, yardım edeceksiniz anlamında rica ettik yani. Concunlar,
Biz aşağı katta 12 numarada oturan nakliyatçılarız. Anadolu denen garip yerden geldik biz. Terimiz toprak kokar. Sevgimiz acı olur. Susmamızın... Şşş. Tamam ya, uzatmayın. Ne kadarla ücretiniz? Aslında biz kamyon olarak çalışırız. Tekil işlerde bir tarifimiz yok. Gönlünüzden ne koparsa. Benim gönlümden hiçbir şey kopmuyor. Ne yapacağız? Ha? İnsanın gönlünden durduk yere para vermek geçer mi dayı oğlum? Benim geçmiyor şahsen. Anadolu'dan gelmişmiş. Biz nereden geldik la? Bizanslı mıyız biz? Şu sıfata bak hele. Ankaralıyız la biz. İnce su çocuğuyuz. Akıllı ol. 50. Ne 50'si la? 50 diyorum. 50 lira verin yeter. E sizin de durumunuz belli. Abisi, ben sana şimdi 50 lira verirsem sadece bu çekyatı değil, evdeki eşyaların hepsini aşağıya 10 defa indirip çıkarttırırım. Rahat ol. Muhattap olma lan, boş ver. Bununla idare edin ha. Şşş! Amacı uyar lan! Hey! Tut! Pardon dayı. Psikopat bebeğe bak hele lan. Bir de komşu olacak ha, 50 lira istiyor. La nereden buldun sen bunları ya? Bakkalın köşesinden aklı geliyorlardı dayı oğlu. Gelinler dedim, eşya taşınacak. Gençler geldiler. Neyse ya, boşver. Takılma işte. Daha büyük dertlerimiz var şimdi bizim Gürkan. Hı. Ama eski bozuklukları verdim. PTT'ye gitmeleri lazım. Esen mi diyeyim? Ya Gürkan bir kendine gel oğlum. Olay kabusa dönmeye başladı. Ya biz bu adama ne yapacağız? En temizi biz bu abiyi gömelim. Nereye gömeceğiz oğlum? Nasıl gömeceğiz? Kaç metre kazacağız? Nasıl kazacağız? Kazarken birisi görürse ne diyeceğiz? He ya. Getirene kadar neler çektik lan. Teyzemin evladı. Biz bu adamı alalım. Banyoya götürelim. En ufak parçacıkları ayrana kadar keselim. Ondan sonra etleri alalım. Kasap yorusu yok mu? Ona götürelim. Kıyma makinesinden geçirtelim. Sonra o etleri de köfte yaparız. Esnafa dağıtırız. Hayır işleriz. Belki sevaba gireriz. Ha? Sinir olur o etin üstünde. İnsan eti sonuçta. 2-3 kere kıyma makinesinden geçirmek lazım ki kıvama gelsin. Şunu bir giy. Salak herif. Ne işin olur lan senin etle kıymayla kasaplama saplala? Müzisyen adamsın sen oğlum. Niye korkutuyorsun beni? Canim var oğlum senin içinde. Ya ne bileyim oğlum, aklıma başka bir şey mi geliyor benim? Biz bu adamı buradan hiç çıkarmayalım oğlum. Naftalin maftalin oda spreyi falan idare eder ya. Sonra buluruz bir çaresini. Ama bunun üzerine bir şey koy. Ben korkarım, uyuyamam oğlum. Rahat edemem ben lan. Dokuz. 12 ne lan? Tövbe bismillah. Lahmacunları sen mi yedin lan? Ne lahmacun oğlum? Salih. Şuraya koydum oğlum lahmacunları. Yediysen yedin de afiyet olsun ama ayak yapma. Ya ne lahmacun oğlum, Allah aşkına bir sus ya. Çek yat yok. Ne oluyor la? Ya ne bileyim oğlum, ben sabah çıkarken bakkala geldim, evde çekiyat yok, hırsız falan mı girdi acaba Gürkan? Hırsız nasıl alsın lan çekiyatı? 5 kişi zor çıkardık. Ya ne bileyim oğlum ya. Günaydın çocuklar. Ne iş?
Şengül teyze, sağ giren çıkan denk geldi mi? Dün akşam bizim eve hırsız girmiş de. Hırsız mı girmiş? Ay çok geçmiş olsun. Vallahi ben de kızlarla gündeydim dün. Biraz geç geldim de eve. Vakitlice gelsene evine. Belki biz sana güvenmiyoruz. Kapıyı bacaya kilitlemiyoruz belki. Çok şey almış mı şerefsizler? Ne götürmüşler? Ya bizim çekyatı çalmışlar. Çekyat mı? Ne kullanıyorsunuz lan siz? Vallahi biz de bir şey anlamadık Şengül teyze. Bir tek çekyatı çalmış şerefsizler. Başka bir şey götürmemişler mi? Dört tane de lahmacunu çalmışlar. Bak benim ısırdığımı almamış şerefsizler. Gidip diğer dördümü çalmışlar. Ulan oğlum hırsız lahmacun mu çalarmış? Cık, yok yok. Ben bir polise gidin diyorum. Yok polise gerek yok. Bir tane konu komşunun haberi olsun dedik yani. Tedbir amaçlı söyledik sana ki sen artık diğer komşulara haber edersin. Yoksa biz kendimizi düşündüğümüzden değil yani. Bunlar şimdi mahalleye dadanır. Millet önlem alsın diye söylemeye geldik sana. Lay lay lam galiba sana göre sevmeler hoppa şimdi neyde? Zehir zıkkım ettiler arkadaş. Yemin ediyorum zerre kadar yesin yok şunlardan ya. Ha? Oğlum resmen güvenliğimiz yokmuş bizim ya. Gürkan. Var da yolu güvenliğimiz değil var da kime ne diyeceğiz? Çekyatın altındaki cesedi çaldılar değil miyiz? Ya çalmaları dert değil de oğlum şimdi bu adamlar rahmetli ne yapacaklar? Diyelim attılar yol kenarına. O zaman al başına bela işte oğlum. Mafyaya biz ne diyeceğiz kapıya dayanırlarsa? Çaldılar deriz. Biz de mağduruz deriz. Adamlar zaten halden anlayan adamlardı canım. Temiz, pakıpık insanlar yani. O zayıf olan yok mu? O en az iki defa hacca gitmiştir. İki ayrı sakala bakar. Kesin rüyana girer yani. La adamlar bizi leğende boğacaktı diyorum ya. Boğazımızı keserler oğlum. Ne yapacağız? Kargocular çaldı dayıoğlu. Kargocu değil onlar ya, nakliyeci. Ve 12 numara yok ki zaten binada. Ben nasıl tongaya düştüm ya. Lahmacun nerede almış şerefsizler? Değil mi? O olmasaydı zaten hiçbir sorun yok da olayda. Lahmacunlar çalınca çok büyük sorun olacak o. Doğru söylüyorsun Gürkan. Allah senin canını almasın ya. Adamın ettiği derde bak. Bu ne lan? Çanak Antep. İlk çıkanlardan. Şimdi bizim evin terasında salonun büyüklüğünde çanak anten var. Üç tane kanal mı çekiyor evde? Bu işte bir iş var ya. Allah'ım çekyatımız çalındı. Külis'te adam öldürdüler başımıza kaldı Gürkan. Mafya ile bir şekilde böyle bir iş içine girdik. Bir böyle bir samimi olduk. Başımızda bir tane adam var Nihat. Barzo'nun teki. Nihat demişken aklıma ne geldi bak teyze şu beraberliği sağlayalım. Lan! Şengül teyze polise falan haber vermesin lan. Sana kaç defa lazım onu şu delik Allah aşkına ya. Bir defa lazım ondan da bozuk diyorsun Gürkan. Birader. Fısıltıyla konuşuyorsunuz ama. Duyuluyor yani. Açar mısınız şu kapıyı? Kim o? Ben. Abisi sen kimsin ya? Semih. Ne Semih lan? İsmimi mi söyleyeyim oğlum? Benim ismimi niye söylüyorsun lan? Ne bileyim lan. Aklıma ilk senin adın geldi. Ne? Güvenmiyor musun bana? Art niyetli biri miyim ben? Tamam o zaman. Benim adım da Mahmut. Ne geçti şimdi eline ha? Artistliğin gibi oğlum. Bak uyanık Gökmen sıyırdı aradan. Gökmen yırttı. Bayağı Gökmen'in işine yaradı bu. Vay satış hemen. Kusura bakma Gökmen. Ne yapalım? Madem ikimizin adını da biliyorlar. Hepimizinkini bilecekler. Abisi bize ne ya sizin kim olduğumuzdan? Ne istiyorsun? Ya şu kapıyı bir açsanız da adam gibi oturup konuşsak ha? Bak, bizde manevi değeri çok yüksek bazı eşyalarınız kalmış. Kargocular.
Nakliye oğlum. Aslında ikisi de değil be abisi. Şu kapıyı bir açsak da konuşsak düzgün bir şekilde ha? Aç. Açsana oğlum. Hadi. Aç. Açıyorum. Ben anlamıyorum ki arkadaş. Biz böyle her gün aynı şekilde bağlanmayı nasıl beceriyoruz ya? Demek ki bir acını var dayıoğlu. Böyle kafalarına göre bağlasalardı farklı farklı bağlarlardı. Lan! İşte o. Bak bu eli görüyor musun? Ha? Bu el şimdiye kadar çok fazla sorun çözdü. Şimdi adam gibi anlatacak mısın? Yoksa biraz daha ısrar edeyim mi? Bak bak görüyor musun bak. Zapt edemiyorum. Abi Allah aşkına abi. Ay vallahi bak adam ona tek seferde anlar zaten. Siz şimdi bize ne istediğinizi tam olarak söyleyin abi. Biz size anlatalım çözelim şu işi. Oğlum uzatmayın lan. Tanıdınız işte bizi. Dün geldik eşya taşıdık ya sizinle. Abi. Mesele 50 liraysa 50 lira için bu kadar adam dövülmez. Lahmacunları da almışsınız zaten. Bak koçum. Duyuyor musun? Lahmacun diyor. Oğlum. Kimdi lan o herif? Ne ayaktı lan? Adam gibi cevap verin. Yoksa bak geliyor. 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 Abi, abi, abi. Abi biz aslında müzisyeniz abi. Yani biz şarkı söyleriz, performans söyleriz abi. Yani ben zaten ellerimiz bağlı olmasaydı size kartımızı takdim edecektim abi. Zaten de gel lan. Şimdi biz en son işimizde bir cinayette tanık olduk. Cinayet işleyen abiler dediler ki bu cesedi gömüm. Ya da biz sizi gömeceğiz. Sizi gömeceğiz dediler lan. Sizi gömeceğiz. Hangi ceset? Çekyatın altındaki ceset. Kaç tane ceset var lan? Lan oğlum. Bak sizi adam yerine koyduk. Soru soruyoruz. Ya adam gibi cevap verirsin ya da senin o ağzını yırtarım lan. Abiciğim ben klarnet çalıyorum. Klarnet çaldığı için ağzın çok önemli. Bırakırsan ekmek orası anladın mı? Bırak ağzını be. Abi Allah aşkına bak sebzeliğin kenarında koyu ekmeği var. Getireyim öpeyim vallahi doğru söylüyor. Sus lan! Yemin etme bari! Çekesin attaki adam kırdı Semih'in kolunu. Bas bayağı canlıydı herif. Hadi lan oradan! Lan! Abi bir şarjör mermi boşalttılar adamın üstüne. Ölmesi lazım. Abi siz şimdi bizi çok pihtimeceğiniz de vallahi doğru söylüyor. Billahi doğru söylüyor. Alın çekyatı. Gidiyoruz. Bunun neresi antika ya? Bildiğin dandik çekyat bu. İkinci elci de en fazla 20-30 lira eder. Döşemeleri sökelim abi. Belki bir şeyler vardır. Abi. Çekyatı açıp bakalım mı? İçinde ne var? Adam var lan bunun içinde. Kaç abi kaç kaç. Nereye gidiyorsun lan bekle. Lan
adam yatıyor böyle. Uyuyor olmasın abi, bayağı geç girdik eve. Lan uyusa çek yatın üstünde uyur. İçinde mi uyur dingil? Abi bu herifler ceset mi saklıyordu yani? O kadar dedi, yok babam dedi, annemi dedi, bu yatakta dedi, sulu erik gibi dedi. Ne insanlar var ya. İnsan değil oğlum bunlar. Hayvan, hayvan. İnsan olan böyle bir şey yapar mı? Şimdi çocuklar, bunun ağzını açın. Bir bakın bakalım altın diş falan var mı? Varsa sökün. Parmaklara bakın, yüzük müzük çıkarın. Çıkmıyorsa sökün parmakları da. Cüzdan, müzdan ne varsa alın, tamam mı? Çok kârsız geçti bugün, çok. Başkanım! Geldin mi aşk? Geldim hayatım. Ay, sen neredeydin? Ay, ne kadar meraklandık. Annem geldi bugün, çiğ börek getirdi. Isıtayım yer misin? Çiğ börek mi? Hayatım ben neler yaşamışım, sen çiğ börek diyorsun ya. Ama bak senin betin benzin solmuş. Açsın sen, aç. Yok yok değilim. Lahmacun yedim ben. Bebeğim. Ben bu işi bırakıyorum. Bu işler çok tehlikeli işler hayatım. Bugün neler yaşadığımı sana anlatsam yeminle inanmazsın. Hayırdır anlat bakayım. Ya da dur dur bir çay koyayım öyle anlat ha. Hala çay diyor ya. Koy. Börek neliydi? Kıymalı. Onu da ısıt bari, çayla iyi gider. Tamam. Bana bakın lan. Ben Bağcılar çocuğuyum. Hasretmeyin lan adamı. Adam ölü değildi diyorum. Ölü değildi. Sen mi diyorsun ya? Benim annem gibi de Güneşli'de oturuyor. Bağcılar yakın değil mi orası ya? Bana ne lan, bana ne? Konuya ver lan kendini, şebek. Yok abi, ben Ali Muhit'in çocukları diye şey ettim. Bence de boşuna bağladım başkan. Belki komşu oğlu falandır. Hayır, iyi niyetimi bilen öyle şey ettim. Başkan. Şşş, Ciguli. Adam kartı bana verdi demiştin. Nerede kart? Boynumun cebinde. Kimliklerimizi de aldı. Yemin ediyorum adam isteyince ben de verdim başkan. Kesin o adamın bir bağı var bu elemanlarla. Başkanım demin ben samimiyete binaen öyle şey etmiştim. Biz bir gidip şu elemanlarla bir görüşelim bakalım. Kardeşimizin kolunu kırdı it herif. Bu işin hesabı sorulacak. Alın bu dingillerin ev anahtarını çıkalım. Bu lan ha? iPhone'lar falan ne iş? Taksit abi onlar. Sus lan! Var sizde bir numara. Ne vuruyorsun bebe? Başkanım! Ne vuruyorsun oğlum çocuklara? Verdiler ya kartı. Hayır başkan, ben kendi samimiyetimi ifade etmek için öyle şey ettim. Ayar yok sende, ayar. Ulan buna da bir yaranamıyoruz amına koyayım ya. Böyle yapıyorum kuzuyu, böyle yapıyorum kuzuyu. Omuz olmaya başladım ben bunda. Şşş! Ayarsız! Duyuluyor arkamdan söylediklerin. Utanmıyor musun arkamdan konuşmaya? Hırt! Ulan hep senin yüzünden. Adama çelmemi taktım lan. Hmm. Şimdi birader, ben doğru sözlü adamımdır. Direkt konuya giriyorum. Biz bu kumpasın hesabını sormaya geliyoruz. Şimdi o çekyatın altındaki adam kimdi? Ne ayaktı? Bizden ne istiyor? Siz kimsiniz lan? Kardeş yanlış aradın herhalde. Ne çekyatı, ne adamı? Uzatma kardeşim, ver adresi, geliyoruz. Bağcılar çocuğuyuz biz. Ayar etmeyin lan adamı. Tamam gelin lan. Sizde mi korkacağız? Sivas'ta büyük otelin arkasındayım ben, şantiyede. Gel. Sivas mı? Ne Sivas'ı ya? Abi arabayla gitmeyelim o vakit. Uçak en iyisi. Abi ben yardımcı olmak için dedim. Oğlum sen numarayı yanlış mı verdin? Nedir ya? Ne yazıyor oğlum burada? 8 mi 6 mı bu? Silinmiş. Kaç oğlum bu, kaç? Cevap versene. Abi ne desem bilemedim ki. Ne desem kızacaksın bana.
Sabahtan beri bana atarlanıp duruyorsun. Sanki ben kırdım herifin kolunu. Lan 8 mi 6 mı kafayı yedirteceksiniz lan bana. 3 abi o ya. 3 mü? Ben 3 deseydim keserdi beni. Bana gıcık abi, sana bir şey demiyor. Neresi orası? Ama bebeğim böyle olmaz. Önce bir merhaba de. Bir hal hatır sor değil mi? Sen kimsin mesela? Ben ölü diye çalgıcılara yutturduğunuz, çekyatın altına sakladığınız, adamımın kolunu kıran şerefsizin hesabını soracak olan adamın... Cümlemin sonunu unuttum, iyi mi? Getiremedik cümlenin sonunu ya. Nasıl başlamıştım ben konuşmaya? Kime soruyorsun ki? Aa bak bebeğim, böyle olmaz. Biz bunu telefonda konuşmayalım. İstersen sen bizim ofise gel. Mevzuyu orada uzun konuşuruz, oldu mu? Şöyle ya. Tamam, adresi ver, geliyoruz. Birader, İstanbul değil mi orası? Oh, hanım. Oh, benim. Oh. Anam. Yanıyor. Yüzüm yanıyor. Oh. Böyle bir dayak şekli yok ya. Adam elini ateşe sokup yüzüme bastı ya. Anam. Abi biz gene insanmışız ya. Biz bu heriflerin suratına hiç vurmadık. Herifler bir surata çalıştı, bir kola çalıştı. Bir surata çalıştı, bir kola çalıştı. Arkadaşlar, biz bugün bayağı bir dayak yedik. Biz de bayağı bir yol aldık abi. Ya o adam var ya, ölüymüş. Biz başlarda bayağı bir direttik. Yok ölü değil falan filan. Sonra dedik ki diretmenin bir manası yok. Kanaat getirdik, o adam ölü. Hiç. Yani. Biz de bayağı bir söyledik aslında önceden ama işte dayağı yedik. Oturduk abi. Siz bayağı inat ettiniz abi. Ettik vallahi, ettik. Ya rahmetli kolumu kırarken çok canlı gibiydi. Demek biz de o yüzden yanmışız. Çocuklar kusura bakmayın. Siz de biraz dövdük ya. Hakkınızı helal edin artık. Saçma saçma konuşma be. Adamın asabını bozma. Sizi yaptırırsınız beni. Ayak yemişmiş de helalmiş de haramış da bana haramdan helalden bahsetme. Çözse gidin ben size helal haramı göstereyim. Niye çözmüyorsun? Niye çözmüyorsunuz? Ağzınızı burnunuzu kırarım sizi. Ben sana adres tarif etmem bebe. Ördek misin sen? Ne? Korktun mu? Çöz seni beni. Çöz seni de beni. Lan çözse gidin beni. Çocuklar kusura bakmayın. Siz de biraz dövdük ya. Hakkınızı helal edin artık. Olur mu abi? Benim hakkım doğuştan helal size. Annem doğuşta sol kulağıma gamet getirmiş. Sağ kulağıma da abi sizi tembihlemiş. Gördüğün ilk geldi demiş, hakkını demiş, helal et demiş oğlum. Onlar demiş Güneşli'de oturuyor. Peki sonuç olarak abi? Sonuç olarak abi adamlar demişler ki bizimkileri dövdükten sonra biz demişler, onu demişler, ölü bildik demişler abi. Ölüdür, uzatmayın. Yaşa. Yani? Yani abisi, biz bu adamı bulacağız ve öldüreceğiz. Uzatmanın anlamı yok. Siz adam öldüreceksiniz yani. Oğlum kolay mı lan adam öldürmek? Ha? Koyun kesmek bile zor be. Bak dinle, askerden gelmişim. Kurban bayramı. Dedim ki ben keseceğim koçu. Verin bıçağı, tak. Yatırdım, bastım bıçağı. Kan böyle fışkırınca başıma ne gelse beğenir. Ne oldu abi? Oğlum Nihat abinizi kan tutuyormuş lan. Kan buradan fışkırıyor. Benim elim ayağım boşaldı. Ne yaptı? Olduğum yere devrildim vallahi. Ya abisi kurban olayım ya. Yani bizim meseleyle ilgili bir bildiğin varsa, elinden gelen bir şey varsa. Olur. Dedim ya beni kan tutuyor diye ya. Ha sizin lavuk kansızsa keser biçerim, o ayrı. Beni biliyorsunuz oğlum. Neyi biliyoruz be, neyi biliyoruz? Kan tutuyormuş da gelemezmiş de sanki gelse adamın boğazını kesecek, iliştire çevirecek. Huuu, nasıl acayip bir mazeret bu yani. Her defasında aynı şey yapıyorsun. Mücük kariyerimizi mahvettik. Hayatımızı mahvettik. Allah senin belanı bir. Kim? Ya ne biçim insansın sen? Ne yaptı abi ya? Hayatın mı var senin? Bebe! Beni biliyorsunuz oğlum. Dayı oğlu daldın. He ya, dalmışım ben. Hadi kalk gidelim dayı. Yalnız çocuklar, belki benim size faydam dokunmadı ama
Bunun bir faydası dokunabilir. O zaman abi, Nihat abi, ben bunu bırakayım o zaman. O zaman buna da gerek yok abi. Bu ne oğlum? Yüzsük. Böyle adamın suratına koyduğum vakit darmadağın ediyor, tehlikeli yani. Yüzükleri bıraktınız, adam vurmaya gidiyorsunuz yani. Oğlum, siz bu adamı nasıl bulacaksınız lan? Nasıl bulacaksınız, anlatın bakayım. Çekyata cüzdanını düşürmüş. Yani değiştirmediyse, taşınmadıysa gider evine buluruz. İyi, hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Ne yapıyorsun lan? Niye alıyorsun teybi? Oğlum adam geldi aldım. Teybimiz mi var? Allah Allah, arabamız mı var? Ne bakıyorsun la bebe? Arabayı sür. Süreyim. Süreyim de abi. Allah aşkına benim arka kapının kilitlerinde bir sorun mu var? Sürekli arabada birileri var abi. La yürü. Bahme öyle. Hatırladın mı burayı? Hayır abi. Burada öldürülmüştüm işte. Yani kurşunlanmıştım. Siz nereden biliyorsunuz abi? Sen burada vurulurken biz şu koşede hacetleniyorduk. Hacetleniyorduk derken özel olarak yapmadık yani. Kazara şahit olduk. Hey. Yani soğukkanlılıktan değil. Altımıza yapacaktık. Seni vuran elemanlar bizim canımızı... Bir de bu senin dövdüğün çocuğun abilerinin canını bağışlayacaklar. Yalnız bir şartları var. Seni öldüreceğiz. Cesedini de yok edeceğiz. Ben baya baya öleceğim yani abi. Şimdi kimse ölmek istemez. Ben de ölmek istemem tabii. Kolumu bacağımı kırsanız o zaman da kaynar gider de. Baya baya öleceğim. Olmaz öyle. Abi açayım ya, benim çoluğum çocuğum var ya. Ya kardeş, sen yine bir kişisin lan. Biz seni öldürmezsek, üç tane nakliyeci, bir de ikimiz öleceğiz lan. Nakliyeci mi? He. Uzun hikayeye karışık. Beş kişinin canına karşılık senin canın. Ne diyorsun la bebe? Abi şimdi matematik olarak doğru, tamam da... Peki abi biz şöyle yapsak. Ben zaten yıllardır bir şeyleri içimde tutmaktan bıktım abi. Herkes kullanmaya başladı. Herkes şüpheleniyor abi. Karım da şüphelenmeye başladı. Bu işler çok tehlikeli abi. Tut tut nereye kadar? Herkes şüpheleniyor. Bir de çocuğum var. Ben korkuyorum. Vallahi bu sefer ben de korkuyorum. Şey kız, şekin kırılmasın ama bu sefer bir yer bulacağım, gel. Hadi şimdi. Ben diyorum ki Bulgaristan'a göçeyim abi. Çocuğum da var abi. Annemin iki katta bir evi var. Bir katında da biz yaşar gideriz. Tabii siz izin verirseniz abi. Peki bu adamlar seni eskaza orada yakalarsa ne yapacağız? Bulgaristan'da nasıl bulacaklar abi beni? Bir daha bu ülkeye adım mı atmam? Ne zaman gideceğim? Bu akşam. Abi çoluğum çocuğumun hatırına ya. La bebe. Şimdi beni iyi dinle. Bu gece saat 3 sularında seni evinden aldık. Belgrad ormanına getirdik. Arabanın bağcından çıkarttığım tıkaçla kafanı ezmeye başladım. Sen bağırınca döşemeci Numan abiden aldığım zımba makinesiyle dudaklarını zımbaladın. Sonra boynundan kasıklarına kadar rapt yeredin. Sonra 765 tabancamla göz bebeklerine sıktım ikisine birden.
Ondan sonra da babadan kalma yadigar Rambo bıçağıyla göğsümü deldim. Yüreğini avucuma aldım. Kanını emdim. Ondan sonra çimlerin altına gömdüm. Anladın mı beni? Allah razı olsun abi. Yalnız bu gece evine geleceğim saat 3'te. Eğer evdeysen sözüm söz, senin boğazını keseceğim. Anladın mı lan bebe? Tamam abi. Kalk git şimdi buradan. Kimseyle gözükme. Kalk git! Senin içinde hakikaten bir cani var biliyorsun değil mi? Ya teyze oğlum sen de ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun amirim. Ya ne güzel adamı kandırdık gönderdik işte daha ne istiyorsun ya? Allah Allah. Teyzemin evladı. Şişt, buyur kan. Oğlum nereye lan? Abi iyi akşamlar. Rahmetli'nin defin işlemleri tamamlandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 3. Nasıl teyze oğlum? Ya dayı oğlum biz bir gidip baksak mı adam gitmiş mi gitmemiş mi? Adam gitmemişse ne olacak Kürkan? Öldürebilecek mi adamı? Hela. Oğlum en azından o mafya kılıklı adamlardan kurtulduk la. Az daha hayatımız kayıyordu oğlum. Onlar yani adamın peşini kolay kolay bırakmaz. Kurtulduk. Ortaokulda hoca öğrettiydi de ben unutmuşum ben. Nasıl anlıyordu abdest? İlk önce 3 sağımıza su dökeceğiz. Sonra 3 solumuza su dökeceğiz. İşte taharet yerlerini ıslat. Setrül avret. Bu. Setrül virit ne la? Oğlum o senin dediğin normal abdest mi? O senin dediğin tereddüt abdesti. Ya cahil cahil konuşma Gürkan. O tezenni mi oğlum? O başka bir şey. 3 bir tur. Tur ne la? La oğlum bu böyle olmayacak ya. Geçen trenle gelirken amcanın biri Gulli Yasin kitabı satıyordu. Ben sana dedim onu alalım diye. Biz okuyacaktık, öğrenecektik. Biz bilmiyoruz oğlum böyle şeyleri. Oğlum madem bilmiyorsunuz, niye geldiniz camiye? Geçen hafta caminin halılarını çaldılar. Ondan evvelki hafta da benim ayakkabılar gitti. Ya bize ne ya Hacı dayı? Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bize nesi var mı? Geçen yaz Gülmeyi çaldı şerefsizler. Diyeceğim, herkes camiye namaza gelmiyor. Ya Hacı dayı, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyorum ya. Sen ne demek istiyorsun? Yani biz çalmadık senin ayakkabını, halıyı falan. Gülmeyi? Gülme diyor ya. Gülme deyip geçme. Yazın çok zor oluyor. Teravih 33 rekat. Gülme çalındıktan sonra 8 hacı pişik oldu. Nasıl da görüyorlardı body body. Hala gözümün yönden gitmiyor. Ya teyze oğlu, Allah aşkına kalk gidelim şuradan. Bak bir şey yapmadım bankacıya, şimdi ihtiyar bebe elinde kalacak. Kalk la. Teyze oğlu, ne olursun oğlu gel diyen adam ver. Sen gelme dediler la resmen. Ya tamam, belki namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zekat vermiyoruz, hacca gitmiyoruz, alkol alıyoruz, zina yapıyoruz, ot iç... La bebe biz nasıl adamlarız la?
Bebeğim. Şşş. Biz sanatçıyız. Unutma, sanatçıyız. Vallahi doğru söylüyorsun lan. Yüce Rabbim bizim oyunumuzu görüyor değil mi? Ha? Bizim içimiz temiz değil mi dayıoğlu? Kalbimiz temiz. Islak kuruttuk sanki lan. Anlamıyorum ki arkadaş. Niye böyle oluyor ya? Neyi nerede yanlış yapıyoruz biz Gülkan? Ya SSK'lı bir işe girip çalışsa mıydık lan? Hem emekliliğimiz de olurdu. Ya biz bir yere kuramayacak mıyız ya? Kuracağız Seyit oğlum. Kuracağız. Beraber ilerlemeyen insanlar beraber bir gelecek kuramaz demiş rahmetli Gökhan Semiz. Allah rahmet eylesin. Gökhan Semiz kim ya? Gökhan Semiz şey ya, bizim ortaokuldaki matematik öğretmeni. He. Senin ben sıfatını sikiyim la. Hakikat bilmeyen değil mi? Ya dünyaya malı geldiğin sır gideceksin yala. Ya sen sanatçı mı işten insansın oğlum? Senin insan olarak duyarlılığın mı yani? Senin hayvandan ayıran özelliğin mi yani? Sen nasıl bilmezsin ya? Üç kişiydiler la bunlar. Komik komik şarkılar yapıyorlardı ya. Komedi dans işçisi. La yok oğlum ya. Uzun saçlı bir tane oğlan vardı ya. Hani burasında böyle Adem elması var. Çelik. İzel Çelik Ercan. Yarak var Gürkan, yer misin? Ya kufret. Hayranıyım oğlum ben onların. O yüzden söylüyorum. Hatırlamıyorum, ortaokulda dinliyorduk onları. Ben ona benzeyeyim diye saçlarımı uzatacaktım. Niye uzatmadın? Yakışmıyor. Benim kafa büyük. Ya teyze oğlu ben sana bir şey soracağım. Araya böyle bir şeyler oldu, laf maf girdi de. Ferhat Güzel hakikaten 20.000 lira alıyor mu lan? Alıyor. Alıyor. Alıyor mu lan koyayım? Salih kız gibi adamsın ya. Şşş. Niye alıyorsun oğlum? Salih. Oğlum camide abdest aldık geldik rak sofrasına oturduk diye mi ağlıyorsun lan? Eğer o yüzden ağlıyorsan hiç sorun etme. Ben yolda gelirken bozdurdum abdesti. Tutamadım. Bozdurdum ne la? Akbil mi bu? Ulan Akbil dilin de aklıma geldi ha. Mafya benim Akbil'i aldı. Ben şimdi her seferinde tam Akbil basacağım. Ya Gürkan ben diyorum Çanakkale Boğazı. Sen diyorsun yandı götümün ağzı oğlum ya. O Bulgar gitmediyse var ya. Mafya dönen herifler bizim götümüzden boşak bir sesi çıkartır. Öttürürler vallahi. Ya oğlum biz adam madam öldüremeyiz lan. Ya vallahi diyorum bak sana o Bulgar gitti kesin gitti hiç kafana takma sen. 40 yılın başı güzel bir laf ettin ya Gürkan. Vallahi diyorum bak. Sana bir şey değil mi? O Bulgar geçsin. Dünya alem beni siksin. Vallahi diyorum. Bile düğün derler, sünnet olur. Kül isterler, kömürlük çıkar. İki tane güzel laf ederler. Ondan sonra evdekilere sattırırız tarlayı sabahına, hatta İstanbul'a geliriz. Gireriz stüdyoya.
Anımızın akıyla şarkımızı sütümüzü okuruz. Dolandırır giderler. Ondan sonra bağcılar da türkü söyle işte. Kaderimiz böyleymiş, ne yapalım? Biz de insanız oğlum. Hayatımız boyunca işte böyle kaybedeceğiz. Hayatımız boyunca kaybedeceğiz. Ne geçti lan? Kalk lan. Ama benim adım Eli Banıdağıton. Ben gezerim balıkonu balıkon. Gelir de boynuna girerim ama. Navalı da günahı da boynuma. Ya kalk biraz oynayak oğlum. Kalk lan. Kalk lan. Dur lan. Barış. Haydi bakayım. Gece öyle. Oh bu ne işte ya. Ne ağlayıp duruyor bu oğlum lan? O hareketi nerede görelim lan? Yiyelim mi? Ama benim adım Elivan'ı dalıtım. Ben gezerim balkonu balkon. Hop! Hayırdır abi? Hoş geldiniz. Sen? Benimle geliyorsun. Arkadaşını da alıyorsun. Benimle geliyorsun. Hayırdır abi? Lan abimiz ne dedi? Anladım abi. Ne dedi? Gel dedi. O zaman geliyorsun kardeş. Arkadaşını da alıyorsun, geliyorsun. Canını yakarım. Ananı da yakarım. Küfür yok. Küfür yok. Ben geliyorum. Küfür yokmuş. Amına kodumun çocuğu. Gökhan. Efendim. Efendiler siksin seni. Bak ne diyeceğim. Ya bir dur ya. Bir dolu abi sordum yine ya. Eşah mı diyorsun la? Hayırlara vesile olsun. Ne gördün Gürkan? Vallahi sabaha kadar yine Bulgar'la uğraştım oğlum ya. Ben diyor gitmiyorum diyor. Sıkıyorsa beni gönderin diyor. Ne yapacağız? Sen benimle aşağıya kadar gel. Ben sana her şeyi anlatacağım. Niye la? Yalnız şu önümü bilip de ne olur ne olmaz. Hadi kalk. Hadi çabuk. Hadi la, hadi la. Bebeğim, şu kamyonu görüyor musunuz? Evet abi. Ben de görüyorum. İşte problemimiz bu. Çözün bu problemi. Yalnız abi, mevzuyu biraz açarsak. Akşam buraya bir kutu baklavayla geleceğim. Eğer kamyon burada yoksa oturup hep beraber tatlımızı yiyeceğiz. Yok eğer kamyon burada duruyorsa hala helvanızın tadına bakacağız. Abi. Allah aşkına abicim biz ne anlarız kamyon yok etmekten? Adamı yok etmeyi nereden öğrendin? Ah,
kardeş. İyi de kardeş, biz o abiyi gömdüydük. İspan lan! Ya abi bokunu yedim ya, koskoca kamyonu nasıl gömelim ya? Buyur abi. Akşama geleceğim. Tamam abi. Abi yalnız şey yapsak o zaman, kömürlükte ben ehliyeti vermiştim ya abi, onu geri alabilir miyiz? Hani yolda polis falan durdurursa, şey yapmak için, sorun olmasın diye ya, siz düşündüğümüz için. Polis seni çevirdi. Senin o kafa çalıştı. Aklına bir tek ehliyet geldi, öyle mi? Şey yapalım abi o zaman, bu söylediğim her şeyi unutalım. Unutalım. Unutmayalım da. Bebeğim, tamam. Ayı. Senin ben ecdadını sikeyim. Çakma Tatar Ramazan. Hicaz, Sabah, Bileneği, Nast. Yani değişir Hicaz. Değişir. Oldu. Saygılar. Git ben kullanırım arabayı. Buyur kal. Git. Ezi oğlum. Oğlum şaka maka mafyaya girdik la biz. Bunlar ömrümüzün sonuna kadar bize pis işler yaptıracak. Hem de bir kutu baklava ya. Ya o bu değil de Gürkan, Allah aşkına biz nereye gidiyoruz lan? Sabah oldu ya, ha? İki defa mazot çıktı oğlum. Ya bir dur lan, bir dur ya. Az kaldı. Teyzeoğlu, açıyorum. Dur la aşma, bir şey söyleyeceğim sana. Bak, dünyada iki tane gül olsun. Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Sen beni unutursan kırmızı güller solsun. Ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun. Bayramımız mübarek olsun. Ya Gökhan, Allah aşkına oğlum bırak şu işleri ya. Cep telefonu mesajı bu. Açıyorum bak. Açmasak mı lan? Abdurrahman Eriştirme'nin bu gibi durumlar için çok güzel bir sözü var Gökhan. Ölüyü fazla yıkarsan ya osurur ya sıçar. Ya senin Abdurrahman eniştene şimdi. Benim Mithat dedem söyledi oğlum. İtin uğursun tekiymiş o. Ondan da anca bu laf beklenir la. Açalım. Açacağız. Dur. Üç diyeyim şimdi. Bir. İki. Üç. Geldik mi acaba Bulgaristan'a? Kapat amirim, kapat. Hadi bakalım, bu da bizim parçamız. Evet efendim, bebeleri pistten alıyoruz, gençleri piste davet ediyoruz. Haydi bakalım ama! Orta sondan beri yaralı kuşum. Lisede ben ona aşık olmuşum. Babama söyledim seni dün gece. Olmaz dedi babam, almam o kızı. Duymasın anan, kaçırır aklını. Haydi bakalım. İşte ben o an deliye döndüm. Teyze kızı bir an sanki ben öldüm. Seni sevdiğime inan kahroldum. Kadere değil ama anama küstüm. Seni sevdiğime inan kahroldum. Kadere değil ama anama küstüm. Kaçıran mı seni söyle piş teyze kızı. Olalım alemin deli aşık. Kaçıran mı seni söyle piş teyze kızı. Varmazsan dikerim mezarda şimdi, dikerim. Sen,
Sarmadı la parça bunları. Vallahi Gürkan Bey, zannedersem Türkiye bu esere henüz hazır değil. Yani en azından bu salon öyle gözüküyor. Aşırı ya.